Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuşlarımıza mama yaptık, onları vereceğiz. Mamamızın içeriğinde ne var, onlardan biraz bahsedeceğim. Aslında pek de fazla bir şey yok ama gayet besleyici bir mama. İçinde güzel vitaminler var. A olsun, B olsun, C olsun. Şu kırmızı gördüğünüz parçalar kapya biber arkadaşlar. İlk önce mamanın içeriğinden bahsedelim. Bir de odaklarsa kamera iyi olur. Kırmızı parçalar kapya biber, dediğim gibi yeşiller dolma biber, turuncuyu biraz turuncu havuç, zaten bilirsiniz biraz fazla koydum eşe attığım için kuşları kızgınlaşsınlar diye. Turuncumuz havuç, bir de yumurta haşlayıp koydum bir adet. Hepsine yetti şu an, bütün yemliklerde var, şey mamalıklarda var. Bir de mamamız arttı az bir şey, onu da yarın vereceğim, papağanlarına vereceğim onu, onlara yetecek kadar bıraktım. Onun haricinde içinde irmik var ve galetonu var. Az bir şeyde, küçük pakette böyle bisküvisi var arkadaşlar. Şu an bunları kullandım. Normalde daha bol malzemeli yapıyordum. İçinde çekirdek içi, fındık içi, ceviz içi falan oluyordu. Ama şu an bu da besleyici. Yavrusu olanlar ve yumurtlama çifte attığım kuşlar için yaptım bu mamayı. Kuşlara ne kadar iyi bakarsan size o kadar iyi yavru verir. Sağlıklı yavru verir arkadaşlar, bunu unutmayın. Siz ilgilenirseniz onlar da illaki ilginizin karşılığını verecektir. Ben buna inanarak yaptım şimdiye kadar ve hep de benim karşılığını aldım. Almaya da devam ediyorum. Bakın şimdi direkt mamaya saldırdılar. Bunlar bayağı seviyorlar. Yaptığım her şeyi yiyorlar. İlk dişimiz atladı, şu an yiyor. Neyse, diğerlerine de yavaş yavaş verelim arkadaşlar. Yumurtlayan çiftlerimize biraz fazla verelim. Onlar kalsiyumu fazla kaybettiler. Mesela bunlar. Hemen saldırır bunlar da. Dişisini de yuvadan çıkartalım ki mamayı görsün. Yemeye başlasın. Yumurtaya yatıyordur o şimdi. Evet, mamamız yerde. Yuvamızın kapağını açalım. Yuvadan kaçsınlar. Dördüncüyü de yumurtlamış arkadaşlar. Maşallah demeden geçmeyelim. Dördüncünün geleceğini zaten söylemiştik. Evet, şimdi mamaya gidecekler. Biraz bakalım. Evet, bunlar da mamaya indiler. Şimdi diğer yumurtlayan kuşumuzun mamasını verelim. Hangisi daha fazla? Şu biraz daha fazla. Sol taraftaki. Onu da bunlara vereceğiz arkadaşlar. Mamamızın şeyinden bahsettik. İsteyenler yapabilir. Ben bir tane kapya biber, bir tane dolma biber, bir tane havuç yaptım. Kuşlarım fazla olduğu için. Tabii siz bir iki çift de yapacaksanız yarım havuç, yarım dolma biber, yarım kapya biber falan da verebilirsiniz. Yaptığınız mamanın üstüne de arkadaşlar limon damlatabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Limon damlatıyorum ben mamaların üstüne, hafif nemlendirsin diye. Ve limondan da vitamin alsınlar diye veriyorum o şekilde. Bunu da erkeklerin çok olduğu yere vereceğiz. Bu mamamızı. Bakalım gelecekler mi? Bunlar alışık olmadıkları için atlamıyorlar. Diğer kuşlarıma yapsaydım direkt kafesinin önünde atlarlardı. Evet, korkudan yuvaya kaçtı da. Evet, mamaya inerler büyük ihtimal şimdi. Mavinin gözü mamada şu an. İlk mavi atlayacak herhalde. Beyaz yerdeymiş zaten. Beyaz oradan gider. Şimdi şu çiftimizle buradaki çiftimizin mamalarını verelim. Bu mamamızı da buraya veriyoruz. Evet, verdik. Erkek direkt atlayacak aşağı. Gördüğünüz gibi direkt yemeye başladılar. Hepsi aynı şekilde. Evet, yumurtlayan çiftlerimize de verdik. Onlar da yiyorlar. Buradaki çiftimiz de yiyor ve bunlar da yiyor. Arkadaşlar, bunu haftada iki kere verirseniz yeterli olur. Fazla vermeyin. Fazla verirseniz hayvanlar bıkabilir ve yağlanabilir. O yüzden onları riske almamak için dediğim gibi haftada en fazla iki gün verin. İki gün uğraşamam diyorsanız da haftada bir gün mutlaka verin. Yani alması gereken vitaminler var kuşun. Erkeğimiz bayağı korkak çıktı. Onların mamalarını verdik. Onlar da inecekler şimdi. Evet, bunlar da yiyor. Aşağıdaki erkeklerimiz de saldırdı. Yarın sarımsaklı su vereceğim bunlara. Şu an hazırladım, duruyor. Bir gün beklemesi lazım, sizin de bildiğiniz üzere. Bir gün bekledikten sonra hepsini suluğuna vereceğim arkadaşlar. Hepsini vereyim dedim.
Şurada bir çiftimiz kaldı. Buna da kavanoz kapağıyla vereceğiz. Diğer saksı altlıklarını bulamadığım için. Bunlara böyle bir şey yaptık. Onun haricinde buradaki çakıllı şeye de normal yemlikte vereceğiz mamalıkta. Evet, Sultan Papağan'ı sevdi herhalde. Değişik değişik ötmeye başladı. Burada böyle iyi oldu. Mor kuşumuza da biraz verelim. Hepsine yetecek kadar yaptık bakalım. Bu kadar korkak değildi. Hastalanınca biraz korkak oldu. Yoksa bu kadar çırpınma yok bunda yani. Elime alsam bile kaçmıyordu yani fazla. Ama hastalanınca bir şeyler oldu hayvana. Şu an şu son iki koyduğum mamalıklar da kuşlar gitmiyor şu an. Diğerlerinin hepsi mama yiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim hepsine. En alttan başlayalım. Yiyorlar. Hatta şu an mor beyaz da gitti yiyor. Şu an bir kafes demiyor herhalde. O da alttaki gri ile çakılın kafesi. Şuradakiler yiyor. Hemen alttaki yuvalıktan başlayalım. Bunlar yemeye başladılar. Bunlar yediler. Dişimiz hatta yedi gitti. Yuvaya geri yattı. Bunlar da yerken yere attılar. Büyük ihtimal yerden yiyorlar şimdi. Evet, mamamızı yemlikte de gösterelim şöyle. Erkeğimiz yedi, dişimiz hala yemeye devam ediyor. Bakalım, bunlar da ümitliyim. Bunlar yuvaya çok girip çıkıyorlar. Araları da gayet güzel. Erkeğimiz ilgisi de çok güzel. Dişimiz sürekli yuvaya çağırıyor. Dişimiz yuvada yatıyor. Yatmaya başladı yani. İnşallah bunları da yumurtlatabileceğiz. Bunlar da ben geldiğimde büyük ihtimal mamanın oradan kaçtılar. Biraz uzaklaşalım. Bunlar şimdi doyarlar. Yarım saat, bir saat sonra tekrardan yerler. Yani dinlene dinlene yerler. Aşağıdaki çiftimiz de yiyor. Kamerada gene bir şey var. Odaklamıyor hemen. Bunlar da yiyip yuvaya gitmişler. Yumurtaları yatmaya başlamışlar. İlk bu alttaki çiftimizin yumurtasındaki yavru çıkacak arkadaşlar. Ondan sonra da buradaki jumbo kuru kuşumuzun yavrusu çıkacak. Bakalım bu sefer nasıl bir renk yavru atacaklar. Her kuluçka da değişik renkte yavrular atıyorlar. Bu sefer hangi renkli atacaklar bakalım. Sultan Papağan'ı yavrumuzu da gösterelim. Onların videosunu zaten bir gün önce atmıştım. Bu da bir gün sonraki halleri. Bir değişik nefes alıyor sanki bunun boğazında falan. De neyse bakalım. Fazla rahatsız etmeyelim bunları da. Yem yesinler, mama yesin. Annesi gibi sonra gelip bunları beslesinler. Çift tane kafes gelecek arkadaşlar birkaç gün sonra. Ona da bütün erkeklerin de dişlerimi atacağım. Eş olmayanları tabii ki. Onları orada eş yapacağız. Anlaşanları da kafeslere ayıracağız. Bunlar çiftleşecekler büyük ihtimal. Biraz izleyelim onları. Mama yedi, hemen gitti dişisini besledi yuvada. Bir de çıktı dışarıda besliyor şimdi. Üstteki erkeğimiz de havucu yedi. Kuru yapmaya başladı. Şu an bütün kuşların mama yiyor arkadaşlar. Alttakiler de dahil. Şöyle gösterelim geniş açıdan. Papağanlarımız yerden yiyor. Yere dökmüşler. Bakalım bunlar kaç tane yumurtlayacaklar. Bir 6 tane yaparlar tahminimce. 5. yumurta da var şu an. Sırtta belli zaten. 5 kesim var. 6 da yapabilirler. Belli olmaz. Hepsi sağ salim büyüsün de. Yumurtanın sayısı önemli değil. Şöyle kısa kısa gösterelim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bu yeşil erkek bayağı korkak olmuş. Böyle değildi bu.
anlarımız da şimdi yerler. Ondan sonra da gidip yavruların kursaklarını doldururlar. Bayağı bir şişliyorlar. Bunlara mamayı muhabbetlerden fazla veriyorum. Yavrular daha büyük olsun, daha sağlıklı olsun diye. Kursaklarını cidden çok iyi dolduruyorlar. Beslemeleri güzel yani, bakımları. O yüzden bunlara haftada 3 gün falan mama veriyorum. Hatta 4 de olabilir. Sadece yumurtayı paçlayıp verdiğim zamanlar da var. Bir yumurta haşlıyorum. Yarısını bugün veriyorum, yarısını da ertesi gün veriyorum mesela. Böyle mamayı da haftada 2 gün veriyorum. Normalde yumurta haşlayıp veriyorum sadece bunları. Yavrunun bir tanesini kendime ayıracağım. O yüzden biraz daha iyi bakıyorum bunları. İnşallah erkek olur. Onu kendime ayıracağım yavrusunu. Evet, mamamızı yaptık arkadaşlar. İsteyen olursa tarifi zaten verdim başında. Malzemelerini saydım. Hepsini rendeleyeceksiniz. Küçük küçük parçalara ayıracaksınız. Böyle bisküvisini rondodan geçireceksiniz ve hepsini bir kabın içinde karıştırıp yemeklere dağıtacaksınız. Tabii mamayı bir 10 dakika falan dinlendirirseniz daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü bu havuca falan veya bisküvi falan yapışabilir. Havucun suyunu sıkın. 10 dakika beklediği zaman kendini salar o bisküvi parçaları falan. İyice dağılır. Ondan sonra kuşlarınızın kafeslerine yaptığınız mamayı koyabilirsiniz. Evet, videomuzu burada bitireceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.